Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ukrayna'dan sonra şimdi de orası. Rusya yeni cephe açıyor. Değerli izleyenler, Ukrayna ile savaş devam ederken Rusya, Japonya'nın kuzey toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril adalarını da içeren bölgede askeri tatbikata başladı. Rusya'nın gerilimi tırmandıracak bu hamlesi Tokyo'ya gözdağı olarak yorumlandı. Rusya'nın Japonya'nın kuzey toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril adalarını da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi Tokyo'ya gözdağı olarak yorumlandı. Dünyanın gözü Rusya işgali nedeniyle Ukrayna'ya kilitlenmişken, Moskova'dan Japonya'da gerilimi artıracak bir adım geldi. Rusya'nın Japonya'nın kuzey toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril adalarını da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada topçu birlikleri de dahil 3000 askerin düşman çıkarması senaryosu altında tatbikat gerçekleştirdiği kaydedilirken, keşif faaliyetleri için son teknoloji insansız hava araçlarının kullanıldığı ve tank savar füzeleri fırlatma prosedürlerinin uygulandığı da ifade edildi. Rusya, Japonya'nın kuzey toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya, yaptırımlar konusunda Batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken gelişmelerin Rusya-Japonya ilişkilerini ne yönde etkileyeceği merak konusu olmuştu.